Christof Penderecki'nin Ermeni çıkması halinde ne hakkında ne dersiniz? Oo, wow, bunu bilmiyordum. Bu çok e, nedir bu bilgi? Bunu bir öğrenmek lazım bakalım. E, özellikle sevgili eşim İran'ımı çok ilgilendirecek bir konudur. Christof Penderecki e, yeni dönemin öldü şimdi 2-3 sene önce vefat etti. E, 1960, 70 ve 80'lerde e, klasik denilen müziğe, klasik müziğin yani yüksek Avrupa yüksek kültür müziği diyelim, onun modern bir e, versiyonunu oluşturma yönünde en önemli adımları atan kişidir. İyi bir bestecidir, şaşılacak bir bestecidir, e, süper ultra modern bir tarzın bestecidir. Aynı zamanda son derece dindar bir katoliktir. Yani katolik müziği, dini müzik yazmıştır ve güzel müzik yazmıştır çok güzel müzik yazmıştır yani üçüncü senfonisine bir, bir bulursanız YouTube'da bir bakın derim yani ilk bakışta sizi irkiltecektir tuhaf bir müzik çünkü yani alışık olmadığınız bir müzik eğer o tarza meraklı değilseniz fakat e, iyi bir bestecidir e, benim biraz hatıralarım var bununla ilgili 1900 81-82'de filan ya 81-82'de Pendereski'yi keşfettim. Onun e, şeyini e, Passio Secundum Lucam bir kilise müziği e, Aziz Lucas'a göre Passion adlı eserinin plağı vardı bende. Bir hayli dinliyordum bunu. Derken Polonyalı Polonya'dan o sırada yeni gelen bir arkadaşla bir ev paylaşma durumunda kaldık. Orijinal bir insanı çok hayatta tanıdığım sayılı manyaklardan biriydi. Ee, şimdi o şeyi siz hatırlamazsınız. Bu 82, 83'ten söz ediyoruz. 84'ten söz ediyoruz. Ee, 80 yok. 82'den söz ediyoruz. Eee, demir perde arkası Doğu Avrupa ve başka bir uzay gibi bir yerdi. Yani o, o bölgeden insanlarla e, rutinli şekilde karşı bir araya gelmek, sohbet etmek ne oluyor, ne bitiyor kardeşim ne düşünüyorsunuz diye sormak hiç kolay şeyler değildi. Yani kapalıydı arada duvar vardı. E, dolayısıyla çok egzotik bir hadise. Yani Polonya'dan yeni gelen birisi. E, her işin içine girmiş çıkmış e, üç kağıtları bilen sinemacı iyi bir sinemacı oldu sonra. Ee, onunla uzun sohbetlerimiz oldu. Çok şaşırmıştı sen Pendereski'yi nereden biliyorsun evladım yani bu, bu Polonya'da bile bunu bulmak zordur. Burada nasıl buldun gibisinden bir yaklaşım içine girmişti. Onunla şey sohbetlerimiz olmuştu. Ee, Polonya'da o yıllarda muhalefetin başını e, Katolikler çekiyordu. Yani dine dönüş hareketi e, Polonya'da komünizme karşı direnişin özgürlük mücadelesinin temel ana Dalı haline gelmişti. Normal koşullarda Batı Avrupa'da olsa dindarlıkla alakası olmayacak olan insanlar, entelektüeller, düşünürler, bilim insanları filan, komünizm, komünist sistem altında ruhunu kaybetmiş, özgürlüğünü kaybetmiş, kendine karşı dürüstlüğünü kaybetmiş olan bir toplumun e, din sayesinde bir şekilde ayakta durabilmesi, din sayesinde vicdanını yeniden keşfetmesini çok önemsiyorlardı. Dolayısıyla Penderecki öyle bir çağın, öyle bir direniştin direnişin simgesi olan bir e, besteciydi. Şimdi böyle klasik 20. yüzyılın sol ve liberal çizgilerinden gelen biri için, benim için, 1980'lerin başında bunlar çok yeni fikirlerdi. Yani alışık olmadığımız şeylerdi. Çünkü bize 19. yüzyıldan itibaren 100 yıl boyunca öğretilen şey şu, din eşittir. Geri, bilim eşittir, ileri. Nokta. Basit bilim eşittir, özgürlük eşittir ileri. Polonya'dan yükselen ses ve onun hemen peşinden Macaristan'dan yükselen sesler bize dediler ki tam tersi özgürlük ve ilericilik dindedir. Ha, ben dindar bir insan değilim ne Katolik'ini ne İslamcısını sevmem ama ama yani söylenen sözde de bir mantık var. Ee, ve bu çok yeni, çok taze, çok e, alışık olmadığımız bir düşünce tarzı. Ee, Türkiye'de acaba neler olabilir? Türkiye'de İslam acaba zannedildiği kadar felaket bir şey olmayabilir mi? Sorusunun kafamda ilk filizlenmeye başladığı yerler bunlardı 82, 83 ve bizim Polonyalı arkadaşlar onun hemen peşinden, ondan sonraki senede e, Rusya'dan gelen birisiyle ev paylaşmıştık. O hele hiç duyulmamış bir şeydi yani. Rusya'dan biri kalkıyor, Amerika, New York'a geliyor, öğrenci oluyor ve normal senin benim gibi insanlarla aynı öğrenci evinde kalıyor. E, o mesela beni çok feci aşağılamıştı. Yani, akıllı bir ne de benziyorsun. Yani sosyalizmi nasıl savunursun manyak mısın sen? Dünyadan hiç mi haberin yok gibisinden bir yaklaşım içindeydi o arkadaş da. İnsan yaşadıkça öğreniyor.